Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ocak ayına biraz yavaş, içe dönük başlıyoruz. Sorgulamalarımız var ama önemli hazırlıklarımız da var. Yeni ay hemen ayın başında 2 Ocak'ta doğacak. 12 derece Oğlak burcu yeni ayı 12. evinizde doğuyor. Bu yeni ay ve ay boyunca Venüs Oğlak burcunda geriliyor. Biraz enerjiler yavaşlıyor tabii ki retro gezegen tesirleriyle beraber. Oğlak ciddi bir burçtur. Geleceğimizle ilgili konular, planlar, programlar, özellikle iş konuları, kariyer konuları, hani buralardaki hassasiyetleri öne çıkarıyor. 12. eviniz de gizli bir alan. Yani bu ay biraz böyle siz kendinizi çok fazla göstermek istemeyeceksiniz. Daha sakin, daha inzivada, hani daha kendi başınıza yapacağınız işler, hazırlıklar var. Belki de daha önce birkaç aydır çalıştığınız konular var. Bunları şöyle bir toparlıyorsunuz, eksikleri tamamlıyorsunuz, gözden geçiriyorsunuz. Sağlığınızla da ilgili hassasiyetler varsa aslında biraz inziva, belki bir tatil, bir dinlenme iyi gelebilir. Bilinçaltı çalışmaları, işte hastanedeki kontrolleriniz, check-up'larınız, eksik bazı tedavilerin tamamlanması, bunlar mümkün. Ayın genelinde. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer 12 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz bulunuyorsa ve haritanızda gezegenleriniz öncü burçlardaysa, yani yengeçte, oğlakta, koçta ya da terazide gezegeniniz varsa, hem Venüs retrosundan hem yeni aydan daha güçlü etkiler alırsınız. Eğer yoksa öncü burçlarda gezegenleriniz, çok da önemli etkilemeyebilirsiniz, yani fazla hissetmeyebilirsiniz bu yeni ay etkilerini. Evet, yeni ay ayın 20'sine kadar olan süreçte gündemimizde olacak ve Merkür yılın ilk gerilemesini sizin burcunuzda başlatıyor sevgili kovalar. 15 Ocak'ta Merkür Kova burcunda gerilemeye başlayacak. 25'ine kadar Kova burcunda, daha sonra Oğlak burcuna gerileyecek. Şimdi Merkür iletişimle ilgili, zihnimizle ilgili, düşüncelerimizle ilgili, ama gerilerken doğal olarak günlük hayatımızı biraz yavaşlatır, zihnimizi de yavaşlatır. Kararsızlıklar verebilir, daha çok geçmişi düşünebiliriz. İletişim konularında, her türlü alanda, planlarımızda, programlarımızda gecikmeler, duraklamalar olabilir. İletişim cihazlarında sorunlarla karşılaşabiliriz. İşte telefonunuz arızalanabilir, bilgisayarınızda dosyalarınız kaybolabilir. Bunları zaten biliyorsunuz. Elektrik araçlar, gereçler, elektronik cihazlar, özellikle elektrikle ilgili, işte sosyal medya, internet, bilişim sektörüyle ilgili problemler Kova burcunda olabilir. Kova burcunu yönettiği için yani buralarda daha çok bunları hissedebiliriz. Merkür gerilerken temkinli olmak gerekiyor. Peki ne yapabilirsiniz Merkür gerilemesinde? İşte eski işlerle uğraşabilirsiniz. Hesaplar yapabilirsiniz. Gözden kaçırdığınız detayları fark edebilirsiniz. Uzun süredir vakit bulamadığınız işleri tamamlayabilirsiniz. Eski arkadaşlardan haberler alabilirsiniz. Bunlar gündemde olabilir ve faydalı da olabilir tabii. Diyoruz yani ayın geneli biraz böyle hazırlık dönemi, işte bu gezegenlerin gerilemesi hayatımızda zaman zaman böyle belirli dönemlerde bizi yavaşlatıyor, ileri gitmek yerine biraz duraklatıyor ve kontroller yapmamızı, geçmişi sorgulamamızı, içselleştirmemizi istiyor aslında. Bunlar daha sağlıklı ilerlemek için, daha sağlam adımlar atmak için bizim için gerekli, çok da faydalı olabilir. Ayın 18'inde ise Yengeç burcunda güçlü bir dolunay var. Plüto karşıtlığında bir dolunay bu sevgili kovalar. 6. evinizde olacak. İş hayatınız, çalışmalarınız, mesleğiniz ve günlük hayatınızda çok güçlü dönüşümlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, bazı işlerden ayrılma olabilir. Beraber çalıştığınız kişiler işten ayrılabilir. Veya hizmet aldığınız, evinizde size yardım eden, yanınızda çalışan kişiler işten ayrılabilir. İşte onların hastalıkları veya onların hayatlarında daha güçlü dönüşümler olabilir. Evcil hayvanlarınızda sağlık problemleri veya direkt yani sizin sağlığınızla ilgili konularda zorluklar olabilir. Plüto olunca yani bizi baskılayan ya da manipüle eden ya da hayatımızda biraz böyle gerçekten mücadele gerektiren konular anlamına gelir. Bunlar bizi bedensel de zorlar, fiziksel de zorlar, duygusal da zorlar. İşte bu dönem hassas bir dolunay. Kişisel olduğu kadar ülkemizi de çok önemli etkiliyor. Yani olup bitenler sizinle bireysel olarak ilgili olmayabilir.
toplumsal, kolektif alanda olanların yansıması olabilir buna. Özellikle iş hayatınızla ilgili mesleki konular ya da genel sağlık konularında hassasiyetler olabilir. Bu da belki günlük hayatımızın işte düzenini, çalışma düzenimizi dönüştürebilir. Buralarda farklılıklar olabilir ya da bitişler olabilir, sonlanmalar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bir bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bu da bir öncü dolunay. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın tesirlerini hissedebilirsiniz. Bulunmuyorsa çok da önemli olmayabilir sizin için. Bu dolunay Şubat'ın ilk haftasına kadar olan süreçte özellikle ayın 15'i ile 25'i arasında çok güçlü bir şekilde kendini hissettirebilir. Evet, ay boyunca Mars yay burcunda olacak. Mars ayın 25'ine kadar yay burcunda. Mars yayda aslında iyimserdir, böyle neşelidir, cesurdur, daha maceracıdır. Bunun size yansımaları olabilir tabii ki. Sosyal hayatınızda keyifli etkiler var. Yani sizi destekleyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlarla belki temaslarınız artabilir. Spor yapmak, fiziksel aktiviteler, işte biraz doğada zaman geçirmek, yürüyüşler yapmak, eski kafa dengi arkadaşlarla bir araya gelip onlarla zaman geçirmek, geleceğe dair yeni projeler üzerinde hani biraz daha belki hevesle çalışmak. Hani tüm bunlar mümkün. Mars'ın enerjisini ayın 25'ine kadar olan dönemde hissedebilirsiniz, destek alabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.